Arkadaşlar, uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Ben Muharrem Gökçe. Bugün sizler için yine güzel bir içerik oluşturdum. Şöyle göstermek istiyorum. Bugün biraz nostalji yapacağız sizle arkadaşlar. Opel Insignia ile birlikteyiz. Opel Insignia'nın ilk kasası, A1 kasa kodu ile gelen versiyon. Cosmo donanım, AFL farları görüyorsunuz arkadaşlar. Sonradan Opel body kitimiz de var. Ama plastik, fiber değil arkadaşlar. Orijinal Opel body kit. Şöyle baktığımızda 19 jantlarımız var. Üstünde Goodyear'ın asimetrik serisi lastikleri mevcut. Oldukça güzel bir lastiktir. 245-40R19. Bayağı şık bir jant lastik takımı. Şöyle arka kısma doğru geçelim. Bakın burada da yine aynı şekilde. Arkada zaten orijinalde fabrikasyon çift çıkış egzozu mevcut. Opsi body kit'te arka kısım çok daha derli toplu şık duruyor. Turbo yazısı 1.6 turbo olduğunu gösteriyor. 1.4 turbolarda hiçbir şey yazmıyordu. Krom detaylarımız. Sunroof'umuz yine üst kısımda mevcut. Yani D segmenti standartlarında hala kasası yakışıklı olan, donanım olarak hala segmentindeki araçlarla baş edebilen bir araba. Opel Insignia. Şöyle iç kısmına geçelim. Bakalım içeride nasıl donanımlar mevcut. İçi bej döşeme arkadaşlar. Hafızalı koltuğumuz var. Yine elektrikli gördüğünüz gibi. Şöyle baktığımızda asıl can alıcı kısım. Flexride şasi arkadaşlar. Bakın sport aldığımızda kızardı. Şöyle bastığımızda normale döndü. DVD 800 yok. Sonradan takılan bir ekran arkadaşlar ama yine fazlasıyla ihtiyaçları karşılıyor. Yine bahsettiğim gibi sunroofumuz var. 19 jantlarımız var. Cosmo ilave olarak, donanım olarak bir hayli zengin bir araç. Buradaki ahşap kaplama fazlasıyla aracı daha böyle konfor odaklı, daha makam odaklı gösteriyor. Değişik bir ambiyans olmuş. Ben beğendim. O dönemde biliyorsunuz marka algısı ve araçların donanımsal özellikleri çok daha farklıydı. Şimdi genel ağırlık Piano Bile'ye döndü. Ya da fırçalanmış mat renklere. Evet, gelin isterseniz sürüşe geçelim arkadaşlar. Bakalım Insignia nasıl bir performans, tüketim, konfor unsurları sunuyor. Hep birlikte görelim. Bu arada arkadaşlar, sürüşe geçmeden önce yaklaşık bir aydır araç içerikleri üretemiyordum. Olay tamamen bir geçirdiğim rahatsızlıktan kaynaklı bir bel fıtığı durumum oldu. Ondan kaynaklı bir 10 gün kadar istirahat etmem gerekti. Çok fazla arkadaşlar sosyal medyadan sordu. İşte Instagram'dan soranlar oldu. Aynı şekilde YouTube'da yeni videoları yoruma direkt yazanlar oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Şimdi kaldığımız yerden artık içeriklerimize devam ediyoruz. Evet, daha fazla uzatmayın. İçeriğimiz başlasın. Arkadaşlar, şimdi Insignia'nın sürüş kısmına geçtik. Araç dış detaylarda da bahsettiğim gibi 1.6 turbo 180 beygirlik A1 kasa koduyla gelen makyaj A2 diye geçiyor. Insignia yani ilk gelen zaten serilerde biliyorsunuz 1.6 turbo olarak geldi. Atmosferik versiyonları da vardı. Onlar çok sınırlı parti olarak geldi. Genel ağırlıklı olarak benzinlilerde manuel vites olarak 1.6 turbo 180 beygirlikler geldi. Maksimum torku 230 Nm. Bu araç aslında bildiğimiz standart turbo beslemeli araçlar gibi değil. Atmosferik motorun turbolanması şeklinde. O sebepten dolayı biraz büyük bir turbosu var. O da maksimum torku biraz üst devirlerde veriyor. 2200 devirde maksimum torkunu veriyor. Bu da alt devirlerde özellikle 1500-1750 devirin altında biraz cansızlık verebiliyor. Ama genel olarak orta devir ve üst devirleri fazlasıyla canlı bir araç. Dış detaylarda yine gördüğünüz gibi üzerinde 19 jantlar var. Ondan sonra Flexride şasimiz mevcut. Onun haricinde sunroof'tu. Bir hayli dolu dolu opsiyonlu bir araç. Ki Opel'de zaten opsiyonlu böyle dolu araçları kullanmak ayrı bir keyifli oluyor. Donanım anlamında fazlasıyla insanı şımartan zengin bir araç. Flexride şasiden biraz size bahsedeyim arkadaşlar, bilmeyenler için. Flexride şasi yani gerçekten güzel bir mühendislik. Yol tutuş noktasında araca fazlasıyla değer katan bir özellik. Şöyle söyleyeyim, sport tuşuna bastığınızda
direksiyon gaz tepkiniz zaten sertleşiyor, keskinleşiyor. Onun haricinde adaptif süspansiyon olduğu için araçta süspansiyon da sertleşiyor. Göstergeler kırmızı oluyor. Tor moduna da alırsanız, tor modu da tam tersi bir o kadar direksiyon gaz tepkisinin yumuşadığı, aynı zamanda süspansiyonun da daha fazla yumuşadığı bir mod. 19 jantlar sanki böyle üzerinde 19 değil de 18 jant varmış gibi bir hissiyata büründürüyor. Özellikle şehir içinde bozuk yollarda setlerden, tümseklerden geçerken fazlasıyla aracı rahat ettiriyor. Tabii şimdi paralı yola bağlandık. Mehmet abi de müsaade ederse sport moduna aracı ben alayım. Yani Insignia'yı insanlar kağıt üzerindeki verilerine baktığında ya bu araç 180 beygir gibi hissettirmiyor, sanki tüketimi biraz fazla gibi algılıyor. Doğru olduğu noktalar var, yanlış olduğu noktalar var. Şimdi bu araçta 19 jant var arkadaşlar. Kalkış yaparken zaten manuel vites bir araçta çok zorlayarak hareket ettirirseniz, launch kontrol yapar gibi kalkış yaparsanız bu aracın zaten kavramasını çok hızlı bir şekilde bitirirsiniz. Bu araç kalkıştan ziyade orta hızlarda daha keyifli bir araç. 80'den sonra 3. vitese geçtiğiniz zaman bu aracı kullanması o kadar keyifli, o kadar haz veriyor ki 180 beygiri sonuna kadar hissettiriyor. Bir de bu araç kısa oranlı bir vites oranına sahip. Mesela şöyle 6. vitese aldım. Bakın 2000 devirde 90'la seyrediyor. Yani bu uzun bir vites oranı değil. Yani diyor ki beni üst devirlerde kullan. Aracı zaten üst devirlerde kullandığınızda size akıcı bir şekilde sürüş sağlıyor. Şöyle tekrar 5. vitesi alalım. Bakın şu anda sport moddayım ama 2200 devre yeni geldi. Yokuşu artık bayılmıyor. Net şekilde hızlanması artık 2500 devirden sonra kendini belli etmeye başladı. Bu noktada artık yokuşta çekiş noktasında herhangi bir sorunu yok. Ama daha akıcı olsun derseniz şöyle 4. vitesi aldığınızda bakın net bir şekilde artık hızlanıyor. Bu araç arkadaşlar 7300 devre kadar devir çevirebiliyor. Atmosferik motorun turbolanmasındaki bahsettiğim olay bu aslında. Bunun makyajlı kasaları 6500-6600 devirde bir üst vitese geçiyor. Otomatik vitesleri de, manuelleri de. Bu araç bu kadar yüksek devir çevirebildiği için zaten gücü o noktalarda artık sonuna kadar size hissettiriyor. Özellikle 4. vitesi bir hayli uzundur. 220 km hıza kadar 4. viteste seyredebiliyor. Şöyle isterseniz size biraz da aracı göstereyim. Şöyle 3. vitesi aldım. Şöyle hızım yaklaşık 80. Şöyle bir gaza oturalım. Bakın 5000 devirden sonra rahat rahat kendini topluyor. En ideal vites atma oranı bu araçta arkadaşlar 6700-6750 devir bandında. Sonrasında aslında biraz daha boş bir devir çeviriyor. Bakın yokuş yukarı olmasına rağmen araçtaki gitme isteği, inmelenme. Otoyol sürüş aracı arkadaşlar. Hani kullanırken keyfini zaten bu noktada daha fazla alıyorsunuz. Mehmet abi hani araç senin zaten hani Allah kaza bela vermesin. Çok güzel bir araba, daha 90 binde olması ve bu özelliklerle, bu donanımlarla olması zaten aracı fazlasıyla albenili kılıyor. Aracı daha çok şehir için mi kullanıyorsun yoksa böyle otoyol sürüşü kıvamında mı kullanıyorsun abi? Ben aracı ilk başlarda sürekli her gün işe git gelde kullanıyordum. Ancak daha sonrasında arabayı fazla yormak istemedim. Ve malum piyasadaki benzin fiyatlarından sonra evet. Artık böyle hafta sonları ailemle bir yere giderken uzun yollarda tercih ediyorum. Ama şehir içinde de çok rahat kullanılabilen bir araç. Ben bu aracı 2,5-3 sene bir fiil her gün işe git gelde kullandım. Aldığımda zaten 42 bin kilometre civarındaydı. Şu anda 89 bin kilometre, 90 bine kadar geldi araç. Evet, hemen hemen 50 bin kilometre aslında aracı kullanmışsın. 50 bin kilometre yaptım araçla. Bence çok zevkli, çok keyifli bir araç. Yani standart 1.6 arabalara göre çok güzel bir keyfi var, sürüşü var. Tabii ki döneminde aslında arkadaşlar 2009 yılından bahsediyoruz, 2010 yıllarından bahsediyoruz. 1.6 motor dediğimizde 120-125 beygir, atmosferik motorların
yaygın olduğu bir dönemde. Şimdi ise baktığımızda o dönemde çıkan 1.6 turbo bir aracın performansı, kağıt üstündeki verileri gerçekten insanları şaşırtıyordu. Daha TSI motorlar bile o zaman Volkswagen grubunda yeni yeni çıkmıştı. İnsanlar turbo beslemeli araçları çok fazla bilmiyordu. Yalnız abi hani şu virajları dönüşü falan o kadar rigid dengeli ki sıfır tedirginlik araçta. Araba kendini bırakmıyor. Yani. Bırakmıyor yok. Güven yani, veriyorsun. Tabii. Yani aracın ağzını şu anda alıyorsun zaten. İçeriden dışarı, dışarıdan içeri araç hiçbir şekilde yani yormuyor. Ve arkadaşlar araç giderken hala gazı basıyorsunuz, bırakıyorsunuz ya, gitme isteği hala araçta bir hayli fazla. Orta devirlerde toplaması aracın çok güzel. ...160 km hıza kadar çıktım arkadaşlar. 60-160 hızlanmasının ortalama verilerini gördünüz. Passat'taki en büyük avantaj arkadaşlar, DSG şanzımanla birlikte 160 beygir olarak geliyordu o dönemde. 160 beygirlik versiyon çıktığında tabii DSG ile uyumu çok fazla insignia ile kıyaslaması oluyordu. Kalkışta özellikle orta hızlara kadar Passat bayağı atik şekilde ilerliyordu. Ama üst hızlarda otoyol sürüşünde insignia hem hacim avantajı hem de fazladan 20 beygir avantajıyla üst hızlarda Passat'ı geçiyordu. O dönem bayağı böyle internette viral videoları olan işte Passat insignia kıyaslamaları çok fazla yaygındı. Ben de eski takipçilerim bilir. 1.4 turbo Insignia'ya sahiptim. Edition Elegance paket. Zaten ortak araba grubundan Mehmet abiyle de tanışıyoruz. Hani o kadar güzel koleksiyonluk bir araç ki bu 1.6 turbo 180'lik hani Flexlite'ı ve diğer opsiyonlarıyla birlikte. Hani böyle bir araca çekim yapmamak olmazdı. Araca da haksızlık. Siz diğer değerli takipçilerime de hani haksızlık olurdu. O sebepten dolayı böyle bir hafta sonunda buluşup bu güzel içeriği oluşturmak istedik sizler için. Tüketiminden biraz bahsedelim arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki abi hani 180 beygir 1.6 Insignia zaten ağır bir araba, 19 jant da var üstünde. Evet arkadaşlar, yani bu araç 1600 kiloya yakın bir araç baktığınızda günün sonunda. Üstünde 245 40R19, hani çamurlukları falan çok geniş olan bir arabadan bahsediyoruz ki bu ebatta zaten lastik hiçbir zaman tasarruf odaklı olmaz. Performans ve yol tutuşu odaklıdır. Bu da tabii ki yakıt tüketimini arttıran bir unsur oluyor. Baktığınızda bu araç günlük kullanımda 10.5-11 litreye yakın. Eğer biraz devirli kullanmayı severseniz, hani alt devirde aracı yığmayayım, orta devirlerde gezineyim, 3000 devir bandında kullanayım derseniz, bu araç 10.5-11 litre bandında yakıyor. Uzun yolda da tatlı bir tempo ile kullanırsanız 7-7.5 litre bandında tadını çıkartarak bu aracı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Deposu 70 litre, ortalama size 900 kilometre menzil sunar uzun yolda. Yani karmada da biraz işte uzun yol odaklı, biraz günlük kullanım odaklı baktığınızda 10 litrenin altında, 9.5-10 litre arasında aslında bu araçta seyredebilirsiniz. Yine performans verilerine göre baktığımızda bu tüketim değerleri aslında kötü bir tüketim değeri değil. Ya bu aracı aslında zaten satıldığı dönemde de 15.000, 16.000 hani maksimum kullanabileceğiniz 18.000 kilometreye kadar, ondan sonrası aslında 2 litre dizeli. Bu aracın daha makbul. 160'lık, hatta bir turboları geldi daha sonrasında 195 beygir olarak. Onlar da çok keyifli motor. Onları rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz. Ama manuel vites olarak bu şekilde keyifli kullanabilecek o dönemde de şu anda da aslında günümüzde çok fazla araç yok. Valla ben daha çok biraz manuel
araç seviyorum açıkçası. Hı-hı. Hani Insignia'da da olsun, diğer araçlarda da olsun ben manuel taraftarıyım. Hı-hı. Şimdi bazı insanlar şunu söyleyebilir. Ya işte İstanbul trafiğinde manuel yani sen kafayı mı yedin diyebilir ama ben açıkçası manuelle hareket etmeyi seviyorum. Hı-hı. Yani. Ne bileyim arabaya daha hakim olduğunu hissettiriyor insana. Arabaya sen hükmediyor gibisin. Kesinlikle. Ama otomatikte biraz daha böyle sistemsel şey olduğu için ona pek müdahale edilemiyor gibi geliyor bana, bilmiyorum. Ya şu akıcılığa toparlamaya bakar mısın? Ben her defasında arabayı kullanırken hani derler bir kez daha aşık oluyorsun arabaya. Ben her kullandığımda arabayı bir kez daha seviyorum yani. Ya şu virajda bile sıfır tedirginlik ya. Hani yanal yatma, rüzgarın hani böyle aracı savurması, hiçbir şey yok. Yani bu ebattaki ağırlıktaki araçta zaten beklediğimiz şey bu. Flexlash şasi bir de üstünde olunca aracı gerçekten bambaşka boyuta taşıyor. Tadından yemiyor işte. Gerçekten. Yani asıl tadı arkadaşlar bu yollarda çıkıyor. D2 Volvo. 1.6 dizel 115 beygir. Yol verir misin? Gerçekten araç hiçbir şekilde yormuyor. Şu anda ciddi bir rüzgarı ve yokuşu tırmanıyoruz arkadaşlar. Beşinci vitesteyim mesela. Şöyle gaza basıyorum. Hala bakın şu yokuşu çıkma isteği var araçla. Daha hızını arttırıyor yani. Normalde hızın düşmesi gerekirken ve dip gaz değil şu anda. Yarım gazla hareket ediyorum. Baygınlık vermiyor. Baygınlık yok. Kesinlikle. Uçta baygınlığı yapmıyor. Arkadaşlar dilerim hani keyif almışsınızdır. Güzel bir otoyol sürüşü deneyimi oldu. Hani Insignia'nın bu arada son olarak frenlerinden ve konfor ögelerinden de bahsedeyim size. Araçta gerçekten başarılı bir fren sistemi var. Ki zaten üstündeki lastiklerle birlikte hani bu aracın durmaması çok mümkün değil. Ama Opel grubunda fren diskleri ve balataları gerçekten araçta ideal şekilde frenleme sağlıyor. Hani kızaklama eğilimi yok düşük hızlarda bile. Normalde soğuk lastikte kızaklama eğilimi çok fazla olur. Opel bunu güzel bir şekilde ayarlamış dozajını. Frene daha yumuşak bir şekilde üst kademede net bir şekilde tepki alarak yavaşlıyor. Mesela şöyle örnek göstereyim. Bakın orta kademe sadece. Onun haricinde konfor olarak baktığınızda şimdi bu araçta 19 jant var. Hani mükemmel bir konfor unsuru yok. Ama burada tor modda kullandığınızda 18 jantlı standart Cosmo 1 Insignia kullanır gibi sert ama darbe inişleri başarılı bir araca dönüşüyor. Yani bunu da size ayrıyeten belirtmiş olayım. Yanal destek olarak koltukları çok başarılı arkadaşlar. Zaten hafızalı elektrikli koltuklar mevcut standartında. AGR olarak ekstradan opsiyon koltuklar da var. Ama bu araçta mevcut değil. Onu alırsanız onda soğutma fonksiyonu da geliyor. Hem de koltuğun kendi içindeki koltuk ortopedisi daha başarılı. Ama standartta gelen Cosmo koltuklarda da yanal destek olsun, oturma pozisyonu olsun gayet başarılı arkadaşlar. Uzun yolda kullanıcıyı kesinlikle yormaz. Bunu da size belirteyim. Dilerim içeriği beğenmişsinizdir arkadaşlar. Farklı testlerde, farklı içeriklerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Herkese kazasız, belasız, keyifli sürüşler dilerim. Şöyle sizler için son bir dördüncü vitesi alarak devrilenmesini de yapayım. Kapanışımızı yapalım. Bu arada abone olmayı unutmayalım. Evet. Ve beğenmeyi videoyu. Evet arkadaşlar. Ben normalde videolarımda biliyorsunuz söylemem. Ama Mehmet abimin önerisiyle birlikte abone olmanızı da rica ediyorum. Aynı zamanda videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Bu emeği boşa çıkarmıyorum.